STV ekranlarından herkese merhaba. Yazı İşleri programıyla karşınızdayız. Programımızın bugünkü konukları DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Sayın Günay Ayaz ve Türk İş'e bağlı Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Sayın Erdal Akyazı. Konuklarımızla bugün asgari ücreti, hayat pahalılığını ve son açıklanan enflasyon rakamlarını konuşacağız. Hoş geldiniz programımıza. Sağ olun, teşekkür ediyoruz. Hoş bulduk. Ben hemen enflasyon rakamlarıyla başlamak istiyorum. Bu sabah açıklandı. Çok da tartışmalı, çok da olaylı bir açıklama oldu. Sosyal medyada şu an en çok konuşulan konulardan birisi bu. TÜİK verilerine göre enflasyon Kasım ayında %3,51 artarken yıllık bazda da %21,31 olmuş. Erdal Bey, önce size sormak istiyorum. Nasıl değerlendiriyorsunuz bu rakamları? Ya şimdi zaten öncelikle bizi bu programa davet ettiğiniz için hepinize şahsım Kristal İş Sendikası adına teşekkür ediyorum. Öncelikle Türkiye'de son dönemlerde TÜİK'in enflasyonu nasıl açıkladığını herkes biliyor. Ben gelecek enflasyon olduğunu düşünmüyorum. Çünkü ENA grubunun açıklamasında da aylık enflasyon 9,91 şu an gözüküyor. Yıllık bazda da %58,65 bazında gözüküyor. Ya sadece ENA gitmeye gerek yok yani. Pazara, markete gittiğimiz zaman bir hafta önce sıvı yağın 5 litresi 100, 104 lirayken şimdi 130 lira. Yani %30 sadece orada bir kalemde var yani. Çok gerçekçi olduğunu düşünmüyorum bunların. Düşünmüyorum da zaten içinde de yaşıyoruz. Hele bizim üyelerimizin, çalışanlarımızın, halkın bu enflasyon paketinin tamamen gıda alışverişi yaptığını, işte okulda alışveriş yaptığını üzerinde olduğu için zaten rakamlar her yerde belli. Ben çok doğru bulmuyorum. Zaten çok da inancımız TÜİK'in bu rakamlarına çok inancımız yok. Türkiye'de doların, altının almış başını gitmiş olduğu bir yerde %3,3 enflasyon TÜİK'in çok doğru olduğunu kabul etmiyorum ve inandırıcılığını da kaybediyor artık TÜİK. Yani Türkiye'deki bir kurum artık inandırıcılığını da kaybetti. Kaybediyor demiyorum, artık kaybetti diyorum. Evet, Günay Bey, siz neler söylersiniz rakamlarla ilgili? Öncelikle ben de DİSK ve Genel İş Sendikası adına bizi programa davet ettiğiniz için size ve STV ailesine çok teşekkür ederiz. Teşekkür ederiz. Çünkü gerçekten şu anda ülkemizde emeğin sesinin duyulmaya ihtiyaç olduğu bir dönemde böyle basının bizi buralara davet etmesi çok güzel. Şimdi tabii bu enflasyon bugün açıklandı ve biraz ülkede gündem oldu. Tartışmalar büyüyor. TÜİK'in açıklaması Kasım için %3,51. Yıllık enflasyon açısından da 21,31 diyor. ÜFE'de yani üretici enflasyonundaki şeyde 54,62 olarak bugün açıkladılar. Başkanın biraz önce dediği gibi ENA Grup, yani bu çok saygın Türkiye'deki iktisatçıların bağımsız olarak artık TÜİK'in yaptığı açıklamaların bir geçerliliğinin kalmadığı, bilimsellikten uzaklaştığı bir dönemde bir bağımsız iktisatçı olarak hazırladıkları çalışmalarını yaptıkları, ENA Grup olarak paylaştıkları şeyde de 9,91 görünüyor. Arada ciddi bir farklılık var. Yani bunun nedenini biz şöyle görüyoruz. Aslında TÜİK aslında bağımsız bir devlet kurumu olmaktan çıkmış. Tamamen iktidarın ekonomik politikalarına bağlanmış ve oraya sıkışmış bir durumdadır. TÜİK'in görevi var olan gerçek ekonomik verileri vermektir. Bu ekonomik veriler üzerinden gerçeği kamuoyuyla, halkla, iktidarla, artık muhalefetle, her kesimle paylaşmaktır. Ama son yıllarda giderek TÜİK bu işi iyicene farklı bir noktaya götürmüştür. Verdiği verilerin halk tarafından da artık bir karşılığı ve gerçekliği kalmamıştır. Emekçiler açısından da bir gerçekçiliği kalmamıştır. Biz bu açıklamayı, bu resmi enflasyonu kabul etmiyoruz. Yani bu sokakta, pazarda, bakkalda, markette emekçilerin her gün aldıkları bir ürünü ertesi gün aynı fiyattan almadıkları bir günde, böyle bir dönemde, yani böyle bir açıklamanın, böyle bir enflasyon oranını belirlemenin tamamen siyasi amaçla yapılmış, emekçileri yoksullaştırmaya, enflasyon oranını düşük tutarak işte ileride doğacak zamları, işte asgari ücret zammını vesairesini aşağı çekmenin bir politikası olarak görüyoruz.
Bu bizim kabul edebileceğimiz bir şey değil yani. Şimdi Kemal Kılıçdaroğlu TÜİK'ten randevu istedi bugün. Saat 11'de görüşmek istediğini söyledi ama randevu alamadı. Bunun üzerine TÜİK'in önüne gitmek istedi ve orada da bir açıklama yaptı içeriye alınmadığı için. Şimdi sizler de birer sendika başkanısınız. Yarın öbür gün sizler de TÜİK'le görüşmek isteyebilirsiniz. Randevu alırsınız ya da alamazsınız. Kemal Kılıçdaroğlu'nun bu girişimini ve TÜİK'in Sayın Kılıçdaroğlu'na randevu vermemesini nasıl değerlendiriyorsunuz? İnerdal Bey, sizden başlayalım. Ya şimdi bu ülkenin ana muhalefet lideri herkes kabullenmek zorunda ana muhalefet lideri ve ana muhalefet lideri bu ülkede denge ülkedeki siyasetin yönetimin denge mekanizmalarından bir tanesi. Muhalefet olmasa zaten iktidarlar doğru yapamaz. Şimdi bu ülkede milyonların sesi, milyonların temsilcisi bir ana muhalefet lideri TÜİK'e illa randevu alıp gitmesine gerek yok. Oraya gittiği zaman nezaketen de olsa İçeri alıp bir çay ısmarlayıp bir konuşulması gerekiyor. Yani Türkiye'deki aslında son geldiğimiz noktada bütün her yeri kutuplaştırarak, insanları kavga yaptırarak, ayrıştırarak yönetilmenin tek yeri. Bu da neyi gösteriyor? Demek ki TÜİK bir bağımsız bir kuruluş değil. Birileri almayın içeri dedi, alınmadı. Yoksa bu ülkenin ana muhalefet lideri, iktidar liderleri, cumhurbaşkanları bir yere gittiği zaman bizim Türk toplumunun genel yapısında da var. Nezaketen de olsa. Yani bir yere misafir gittiğin zaman alır en azından bir çay ısmarlanır, bir ağırlanır. Yani bu kadar Türkiye'deki kutuplaşma buraya geldiği noktada çok doğru bir yaklaşım değil, çok doğru bir hareket değil. Yani ülkeyi yönetenler insanları bir araya getirerek, birleştirerek, biz de sendikalarda, sivil toplum örgütlerinde insanları bir araya getirerek, birleştirerek yönetmekle mükellefiz. Eğer kutuplaştırmak üzerine yöneteceksek orada farklı bir yönetim tarzları çıkıyor. O da kaos durumlarını ortaya yaratıyor da bence doğru bir hareket değil. Yani Büyük Başkan'ı en azından nezaketen de olsa alıp bu ülkenin ana muhalefet liderini oturup konuşmalı diyorum. Yanlış bir hareket, doğru bulmuyoruz. Yani. Evet Günay Bey, siz neler söylersiniz? Ya ben de başkanımızın dediği gibi yani hakikaten bu çok hoş bir şey olmadı, görüntü olmadı. Sonuç olarak TÜİK devlete ait bir kurum. Sonuç olarak halkın vergileriyle oradaki memurlar, emekçiler yaşıyorlar. Yani bu ülkenin devlet memurları buradaki insanlar. Yani siyasi birer yönetici değiller. Herhangi bir siyasi parti değil burası. Yani eğer siyasi parti olmasan daveti kabul etmezsin, gelmezsin. Ama sen bu ülkede ana muhalefet partisinin genel başkanının ziyaretini kapıları kapatmak, kilitlemek, zincir vurmak, yok bilmem ne tedbirler almak vesaire. Sonrasında Süleyman Soylu'nun yaptığı açıklamalar da çok hoş değil. Yani tamamen toplumu böyle bölme, parçalama. Oysa belki ana muhalefet partisinin başkanı TÜİK'e gidip bugün yani bu enflasyon gerçek enflasyon değildir, buradaki verileri yanlış hesaplıyorsunuz diyerekten belki bir TÜİK başkanıyla veya yöneticileriyle görüşecekti. Burada bu tutum çok hoş değil. Yani biz sendikalar olarak hani böyle demokrasi dışı tutumları kabul etmiyoruz. Sonuçta TÜİK Türkiye'nin en eski kurumlarından biri. Yani pek çok siyasi parti ondan sonra kuruldu yani. Öyle bir şey yapamaz yani. Böyle bu ülkedeki siyaseten ülkeyi yönetmeye aday olan partilere kendi kapılarını kapatamaz. Her milletvekilinin de, her seçilmişi de, her şeyi de gelip orada görüş alabilir, fikir alabilir, düşüncelerini paylaşabilir. Yani bu, çünkü bilgi sonuç olarak orası bir TÜİK, bir araştırma enstitüsü aynı zamanda. Yani yaptığı araştırmaları kamuoyuyla, siyasi partilere de paylaşıyor. Bu ülkenin verilerini veren bir kurum. Ondan dolayı bu tutum çok hoş olmadı ve doğru değil. İktidarın da bu konudaki tutumlarını değiştirmesi gerekiyor. Şimdi tabii bu ay enflasyon rakamları açıklandı. Birçok ücretli çalışanın maaşlarına yapılacak zam da bu enflasyon rakamına göre aslında belirlenecek. İşte asgari ücretlilerin, emeklilerin, memurların, herkes bu enflasyon rakamlarından etkilenecek zam konusunda. Şimdi şöyle bir eleştiri de var. Hani bilinçli olarak enflasyon rakamları düşük açıklanıyor ki işte ücretli çalışanların maaşlarına yapılacak zamlar da düşük açıklansın diye. Siz nasıl değerlendiriyorsunuz? Evet Erdal Bey, yine sizden başlayalım. Sonra ya, Günay Bey'e soralım. Aslında güzel bir soru. Yani sonuçta bu yıllardan beri süre gelen ikinci 6 aylardan sonra TÜİK'le beraber artık emekliye, memura, işçiye verilecek zamlar hükümetin verdiği veya özel sektörün verdiği veya toplu iş sözleşmelerinin oluştuğu dönemlerdeki zamlar genelde Türkiye'de hani inanmadığımız, ben hep söylüyorum inanmadığımız işte TÜİK verilerine göre ortaya çıkan enflasyon üzerinden zamlar yapılıyor. Şimdi eğer
iyi bakarsak, yani hafızamızı geliştirirsek, birinci 6 aylar, yani 1 ile 6. ay arasındaki enflasyonlar hep yüksek çıkar. Şimdi niye? İkinci 6 aydan sonra artık zamlar memura, emekliye, işçiye zamlar verilecek. Bu zamları hükümetler, işte hükümetlerle beraber hareket eden işverenler aynı şeyin içerisindeler, yapının içerisindeler. Bunlar enflasyonlara düşük gösterip, Türkiye'de de bir süre gelmiş bir enflasyonun üzerinde zam verme durumu olduğundan dolayı, evet, bu dönemlerde enflasyonu düşük gösterip emeklinin maaşını, işçinin maaşını, memurun maaşını az verip, sonra enflasyon yüksek çıktığı zaman sanki ikinci 6 aylarda devletler için, devletteki çalışan, kamuda çalışan personeller için söylüyorum, İşte enflasyon artışını size vereceğiz diye sanki lütfeder gibi. Zaten kayıp o. Yani enflasyona verilen zamlar bir işçi sınıfının veya emeklinin bir artısı değil ki, enflasyon kaybı düzeltmektir. Eğer onun üzerine artı alırsan artısı olur. Sanki bir lütuf gibi artısını da vereceğiz. Kaybımızı sonradan veriyorlar. Biz enflasyon oranlarının bilinçli olarak yıl sonuna doğru baskılandığını, işçinin memurun alacağı zamların daha az verilmesi için yapıldığına inanıyoruz. Gerçek anlamda zaten şu anda Türkiye'deki enflasyon yani %60'ların üzerinde, yani bunu hissediyoruz. Biz baskılandığı için bu enflasyonları düşük gösterdiklerini düşünüyorum yani. Tabii az önce Günay Bey de bahsetti. Enflasyon araştırma grubu bu %21.31 olarak açıklanan enflasyonun aslında %58.65 olduğunu ifade etmiş. Yıllık enflasyon. Evet. Siz neler söylersiniz Günay Bey? Yani neden enflasyon rakamları bu kadar düşük açıklanıyor? İşte emekçilerin zamlarını nasıl etkileyecek maaş zamları? Ya, tabii şimdi enflasyonun gerçek verilerle açıklanmamasının pek çok etkenleri var. Birincisi asgari ücret, görüşmedir tabii. Şimdi iktidar enflasyonu ezdirmeyeceğiz diyor. Enflasyon oranını ne kadar aşağıda çekerlerse, yani onun üzerinde birazcık yapılan zam işte size enflasyona ezdirmedik şeyine çıkacak. Aynı zamanda işte memur maaşlarına işte enflasyona endeksli. Orada enflasyon oranını bir 6 aylık dönemde düşük tutarlarsa o olacak. Emekliler açısından, emekli memurlar açısından, emekli işçiler açısından aynı durum var. Yani pek çok iş yerimizde yaptığımız toplu sözleşmeler açısından da tabii devletin açıklamış olduğu enflasyon kamu kurumları tarafından, şirketler tarafından, toplu sözleşmeye oturduğumuz taraflar tarafından da bu baz alınıyor. Onlar için de bu veri dikkate alınıyor ve iktidarın aslında bu TÜİK'in yaptığı açıklama tamamen sermayeye, hükümete, iktidara rant gruplarına hizmet ettiğini gösteriyor. Gerçek enflasyonu açıklasalar, gerçek enflasyonla halkın durumunu ortaya koysalar, bunun üzerinden toplu sözleşmeler, bunun üzerinden bir takım tartışmalar, refah payını isteme haklarımız daha da gelişecek. Biz tabii bu enflasyon meselesinde gerçekçi olmadığını farkındayız. Ama bunun topluma etkisi fazlasıyla olacak. Yani Türkiye'de 52 milyon insan, yani çalışan nüfus açısından bakarsan, yani emekli de olsa bir maaş alıyor. İşte çiftçisi, işçisi, esnafı, yoksul kesimleri, yani hepsi ücretli kesimlerin aldığı maaşlardan alışveriş yaparak da geçinen emekçiler, hani böyle çok geniş bir yelpaze ailelerin de içine kattığımızda toplumun çok büyük bir bölümü. Yani bu bölümü etkileyen bir karar oluyor bu karar. Biz bu şeye karşıyız. Mesela en son bir veri var. Mesela ekmek fiyatı da 2 liradan 2,5 lira oldu. Şimdi TÜİK bu en son Kasım ayındaki değerleme oranında %7 olarak bu artışı göstermiş. O zaten bu artış %25 ki. Yani bu değerleme oranını nasıl buluyorlar? Yani gerçekten burada ilginç, yani böyle pek çok şey var. Ette, gıda ürünlerinde. Yani normal artışları uygulamakta bile farklı bir sistem yapıyorlar ve oradaki şeyi aşağı doğru çekiyorlar. Yani 50 kuruşluk artışı nasıl %7'lik artış olarak işin içine katıyorlar? Nasıl bir ortalama alıyorlar? Yani bu meseleler çok ciddi anlamda gerçekten, yani çığırını aşmış iş, yani aşağı çekebilmek için olağanüstü bir gayret çekiliyor, öyle görünüyor. Ama Türkiye'deki emekçiler, işçiler gerçek enflasyonu biliyor, gerçek çalışma koşullarını biliyorlar ve ne yazık ki ülkemizde sendikalaşma oranının çok düşük olduğu, yani yaklaşık 11 milyon çalışan, sigortalı çalışan işçiler var. Bunların içinde sadece 1 milyon 500 bin civarında işçi sendikalı, ama bunun içinde de yaklaşık 1 milyon işçiye yakın ya da 800 bin
de 1 milyon arasındaki işçi ancak toplu sözleşme yapıp sosyal haklarını, zamlarını arttırabiliyor. Yani bu da ne anlama geliyor? %10'a yakın, %10'dan az düzeyde sendikasız ve toplu sözleşmesiz bir işçi grubu var. Yani bu sistem aslında toplumu hem örgütsüzleştiriyor, toplu sözleşmesiz bir düzeni sürüklüyor, sendikasız bir düzeni sürüklüyor. Bu da ne anlama gelmiş oluyor? Yani enflasyon bugün %45-50 de çıksa ya da çok daha yüksek miktarlarda da açıklansa, eğer toplum örgütlü değilse, işçiler fabrikalarda örgütlü değilse, ne yazık ki var olana kabul etmek zorunda kalacakları, haklarını sendikal anlamda savunamayacak bir pozisyonda olduklarından dolayı var olan ücreti geçinmek zorunda olup daha çok yoksullaşacakları bir düzen entegre edilmeye çalışılıyor. Biz bu tabii sistemi değiştirmeye çalışıyoruz. Yani bu yapıya karşıyız ve sendikal örgütlenmenin önünün açılmasını, işçilerin her türlü sendikal hakları, grev haklarının tanımasını istiyoruz. Tabii Günay Bey, siz tabii hayat pahalılığından bahsettiniz. Ben de hemen bu noktada şunu sormak istiyorum. Tabii konuşuyoruz, yani siyasilerin de az çok gündeminde, vatandaşın da gündeminde, ama siz işte örgütlü olduğunuz iş yerlerinde, özellikle işte işçilerle, emekçilerle bir araya geldiğinizde neler söylüyorlar? Yani hayat pahalılığı onların günlük yaşantısını nasıl etkiliyor? Erdal Bey, sizle başlayabilir miyiz önce yine? Ya tabii, şimdi sonuçta en çok şikayetleri neler bu konuda? Şimdi mesela işletmeleri geziyorum. Ben işletmeleri gezen bir şube başkanıyım. Arkadaşlarımla iç içe olmayı seviyorum. Şimdi işletmeleri gezdiğimizde artık alım güçlerinin çok azaldığını, artık eskisi gibi sosyal hayatlarındaki bir sürü şeyi ortadan kaldırdık, an artık gidemedik. Yani mesela bir aileyle akşam bir dışarı çıkıp yemek yeme bile artık işçi sınıfı için, çalışanlar için zor olduğunu ekonomik anlamda. İşte sadece tabii bunun yansıması, alım gücünün yansıması, şimdi de bu işlerin içerisinde, ücretlerin içerisinde bir sürü kalemlerin, işçinin, emekçinin elindeki aldığı ücretlerin o vergi dilimleriyle ortadan kalktığını, gene tekrar devrede geri döndüğünü. Artık yani öyle bir noktaya geldi ki, geçmişte arkadaşlarımızla siyaseten tartıştığımız zaman çok taraf tuttukları yeri artık konuşamaz duruma geldiler. Çünkü herkesin alım gücü azaldı. Yani bugün dolara, işte elektriğe gelen zamlar, doğalgaza gelen zamlar, bunlar ailelere yansıdı. Yani artık birebir cebinde hissediyor çalışanlar bunu. Bunlarla ilgili doğal olarak sesli konuşulmaya başladı. Bizim de sonuçta önümüzdeki toplu sözleşme süreçlerinde kayıplar, bunlar Türkiye'deki şu anda MES Grup toplu sözleşmesi, bizim toplu sözleşmeleri var. Bunlarla ilgili de oradaki kayıpları artık sesli bir şekilde konuşup bizden talepleri de artıyor doğal olarak. Yani ben artık işçi sınıfı, emekçi sınıfı artık bunu görüyor. Birebir de yaşıyor. Onun için fabrikaları gezdiğimiz zaman bu hayat pahalılığı artık çalışanın iliklerine kadar işlemiş gözüküyor şu an. Yani işte işçilerin de fabrikalarda ya da iş yerlerinde konuştukları konular da artık değişti mi? Tamamen değişti. Tamamen ekonomik olarak şu anda. Yani artık insanlar bugün sıvı yağ kaç lira, şeker kaç lira, yarın ne olacak? Yani eskiden gündemler artık tamamen değişti işletmelerde. Yani işletmelerde artık tamamen ekonomik, alım gücü bunun üzerine döndü yani. Günlük takipler başladı artık. Bugün hangi bakkalda ne ucuz, hangi bakkalda ne pahalı, artık bunlar da konuşulmaya başlandı yani. Bu peki toplu sözleşmeye nasıl yansıyacak? Yani işte işçiler sizleri sıkıştırıyorlar mı? Tabii, doğal olarak alım güçleri düştüğü için toplu sözleşme süreçlerinde de talepler artıyor. Bu da çok doğal. Toplu sözleşme süreçlerinde de şimdi bu gerçek enflasyon üzerinden toplu sözleşmelere gidersen zaten sıkıntılı bir süreç ortaya çıkıyor çalışanlarımız için. Talepler de doğal olarak Türkiye şartlarına göre artıyor. Yani burada da arkadaşlar aşağıdan sıkıştırıyor yani, normalde doğal olarak yani. Evet, Günay Bey, siz neler söylersiniz? Bir araya geldiği işçiler evet, size neler anlatıyor hayat pahalılığı? Ya tabii sonuç olarak hani başkanın dediği gibi iş yerlerinde taleplerimiz, işçilerimizin talepleri her geçen gün artıyor. Yani çok doğal tabii bu kadar ekonomik şeyin, zamların, hayat pahalılığının, doların fırlaması, TL'nin değer kaybetmesi, dün aldığımız bir ücret zammının bugün o şeyi karşılamıyor yani. Yani geçmişte belki kısmen insanlar biraz idare ediyordu ama şu anda alacakları ücret zamlarıyla hani bunun karşılığında alacakları ücretler eriyor. Enflasyon yükseliyor.
bizim toplu sözleşmeler yaptığımız dönemle bugünkü dönem açısından ciddi bir enflasyon farkı da oluştu. Elbette işçi arkadaşlarımız haklı olarak ücretlerin iyileşmesi, sosyal hakların iyi olması, işte önümüzdeki dönem yapılacak toplu sözleşmelerde geçmişe dönük kayıpların karşılanmasını talep ediyorlar. Bu yönlü talepler çok fazla. Yani benim de gözlemlediğim kadarıyla ek iş şeyi çok fazla arttı işçi arkadaşlarımızda. Yani geçmişte işte bazen şey yaparken şimdi o işe ihtiyaç duyuyorlar. Yani sürekli ek iş. Birçok insan şimdi geçinmek için ikinci bir iş ikinci iş arıyor. İşte 2 saatlik, 3 saatlik, 5 saatlik işlerde çalışmak için çaba harcıyor. Çünkü evi geçindirmek zorunda. Aldığı ücretle böyle bir şansı yok. Eşi çalışıyor. Çocuklar biraz sıkıntı oluyor. İşte bir yerlere bırakmaları, götürmeleri, getirmeleri. Kreş sorunu var zaten. İş yerlerinde var, pek çok yerde var. Yani böyle ciddi bir ekonomik problemle karşı karşıyalar. Biz bunun farkındayız aslında. Biz sendikalar olarak, en azından mücadele eden sendikalar olarak biz bu işin farkındayız. Ve bu konuda DİSK olarak da bizler İşte vergide adalet talebiyle, insan oranı yarışı bir asgari ücret, işte bütün ücretlerde bir artış talep ediyoruz. Yani sadece asgari ücret değil de, asgari ücretin biraz üstünde olan ücretlerde de 1.000 liraya yakın bir artış talep ediyoruz ve bunun hazineden karşılanmasını istiyoruz. Yani vergi dilimleri düşerse, işte SSK primlerinde bir düzenleme yapılırsa, zaten otomatikmen işçi arkadaşlarımızın hepsinde, bütün işçilerde bir ücretlerde bir artış sağlanacak. Sadece asgari ücrette değil. Onun dışında da tabii önümüzdeki dönem açısından hem toplu sözleşmeleri hazırlanacağız. Bu kayıpları karşılamak için mücadele edeceğiz. Bir yandan da bu dönem içinde de ben hani burada kamuoyuna da açıklamak da istiyorum. DİSK bölge temsilciliği olarak bizler, DİSK olarak Eskişehir'de örgütlü olduğumuz, işte kendi örgütlü olduğumuz Tepebaşı Belediyesi ve diğer belediyelerde belediye başkanlarına da bir çağrım var. Bu dönemde yapılan toplu sözleşmeler ne yazık ki enflasyon altında kaldı. En azından enflasyon karşısında bu arkadaşlarımızın ezilmemesi için bir iyileştirme talebimiz olacak. Bununla ilgili de değerli başkanlarla da görüşme talep edeceğim ve görüşeceğiz. Yani onların da olumlu bu karşılayacaklarına inanıyorum. Çünkü hani hakikaten de bizim yaptığımız dönemdeki şeyle şu anda yani TÜİK'in verdiği enflasyon arasında farklılıklar var. Yani en azından işçi arkadaşlarımızı ezdirmeyelim. İşçilerden enflasyon. De böyle bir talep var mı? Var tabii, böyle bir talep var. Çünkü hani aldığı ücret eriyor. Enflasyon da yüksek çıkıyor. Ve gerçek enflasyonu da biliyor insanlar. Onun için biz DİSK olarak aynı zamanda Eskişehir'deki belediye başkanlarına böyle bir çağrımız var. Bunun için de gerekli görüşmeleri yapacağız. Böyle bir faaliyetimiz var. Aynı zamanda Türkiye'de başkanın dediği gibi toplu sözleşmeler var. Grup toplu sözleşmeleri, tekstilden başlayan metalde, camda, ondan sonra diğer sektörlerde bir toplu sözleşme dönemleri var. Ve bu toplu sözleşme dönemlerinde de işçiler elbette ücretlerini talep edecekler. Aynı zamanda asgari ücret var. Şimdi asgari ücreti de belki tartışacağız biraz daha ilerleyince. Hani bütün bunları öngördüğümüzde işçi sınıfının, emekçilerin artık kulağı bu dönemde ekonomide, ülkenin gidişatında, her şeyin, hayat pahalılığının artmasında ve buna karşı bir mücadele talebi, isteği var. Biz de bununla ilgili gerekli mücadeleyi önümüzdeki süreçte yapacağız. Peki Günay Bey, DİSK hükümetin ekonomi politikalarını nasıl değerlendiriyor? Mesela şu anki mevcut bu hayat pahalılığının önüne nasıl geçilebilir sizce? Şimdi bu aslında bizim DİSK olarak birkaç açıklamamız oldu. Mesela şurada çok küçük bir veri var, gözüme çarptı. DİSK'in en son yaptığı bir araştırma var, çok çarpıcı. Şimdi mesela 2003 yılıyla asgari ücretle 25 altın alıyorlarmış başkan, işçi. 25 altın alıyormuş. Cumhuriyet altını bir de alıyormuş. Normal altın değil, cumhuriyet. Yani 2003 yılında asgari ücretle işçiler 25 cumhuriyet altını alırken bugün şu anda 2021 yılında aldıkları cumhuriyet altın sayısı 10'a, hatta güncel fiyatlarla 7'ye düşmüş. Yani onda bir artış var ya, durmadan yükseliyor. Cumhuriyet değil o. Küçük altın. Artık Cumhuriyet 5 lira oldu, alamaz. Ya şeye göre 5 lira oldu, alamaz yani. Doğru doğru. Küçük altın küçük oluyor. Altına küçük altına düşmüş. Küçük altın. Yani düşünsenize, yani 15 liralık bir düşüş var yani.
İşte reel ücret erimesi bu yani. Hani bunun ekmeğe kıyaslarsan, bunu başka gıda ürünlerine kıyaslarsan, bunu başka bir şeye kıyaslarsan aynı şey çıkar yani. Bu ücretlerde ciddi bir şeyi sağlamış, erimeyi sağlamış. Ve vergi dilimlerindeki etki de 7-8 kat artmış işçilerde. Bu geçen 15 yıllık dönem açısından. Yani biz şu anda iktidarın tamamen şu faiz uygulamasını, işte yüksek kur, düşük faiz meselesi aslında Türkiye'nin yoksullaşması, TL'nin değersizleşmesi, Türkiye'yi ucuz emek gücü haline çevirmek. Yani Türkiye Avrupa'nın Çin'i gibi ucuz iş gücü ülkesi yapmak. İşte Türkiye'ye yatırımlar olacak, Türkiye büyüyecek, ekonomi böyle olacak demek. Bunun faturasını da emekçilere, halka çıkartılıyor. Ve doları olanlar, dolarla ihaleler alanlar ya da çok büyük büyük sermaye grupları bu süreçte daha çok zenginleşirken emekçiler, işçiler daha çok yoksullaşıyor. Bunu bir iktidar nasıl savunabilir? Bu politikanın doğru olduğunu nasıl şey yapabilir? 20 yıldır iktidardasınız ve bu ülkeyi yönetiyorsunuz. Ürettiğiniz bu ekonomik politikanın sonucu halk yoksullaştı ve artık dibe vurdu yani. Ve bunu da çok büyük bir şahlanma, çok büyük Türkiye büyüyor. Bakın arkadaşlar biz savaş açtık, yedi düvele gibisinden. Oysa siz savaş halka açıyorsunuz, başka bir şey değil. Çünkü gidip sermayeden vergi toplasanız, rantı engelleseniz, üretime dayalı bir sistemi ortaya koysanız, bir sürü fabrikaları kapatıldı, bir sürü fabrikalar satıldı. Kamuyu, devletin elinde fabrika yok. Yani bu ülkede yarın üretim eksilse, bazı işte ithalat vesairede sıkıntılar yaşansa, Türkiye kendisinin üreteceği fabrikaları ortada kaldırdı. Bunları sattı. Şimdi böyle bir ekonomi politika, bir taraftan üretimi yok ediyorsunuz, çiftçiyi, yoksul emekçileri, yani düşünün, üretici kesimleri yok ediyorsunuz. Diğer taraftan da biz işte bağımsız bir politika izleyeceğiz. İşte faize para vermeyeceğiz. Vermeyeceksiniz de yıllardır bu ülkede dolardan, eurodan faizler ve faizlerle milyarlarca lira Türkiye'nin emeğinin paraları dışarıya aktarıldı. Hazinenin içi boşaltıldı. Ve emeğe ve emekçilere ne bunun karşılığında verdi? Daha çok vergi yükü geldi. Dolaylı vergilerimiz daha çok arttı. Gelirden verdiğimiz vergilerimiz daha çok arttı. Yani 20 yıllık süren ekonomi politikanın sonu iflastan başka bir şey değildir. Biz böyle bunu görüyoruz. Ne liberal kapitalist ekonominin getirmiş olduğu son nokta budur. Ondan dolayı biz bütün bu politikalara karşı çıkıyoruz. Kamuya dayalı, kamucu, halkı üretime dayalı, bu toplumun emekçilerinin rahat nefes alacakları bir ekonomik politika ihtiyaç vardır. EYT sorunu çözülmek zorundadır. 3600 meselesi çözülmek zorundadır. Belediye şirketlerinde işçilerin, kadroya alınmayan işçiler bir an önce 52 günlük ikramiyeleri ödenip kadroya alınmak zorundadır. Asgari ücret 5200 lira düzeyine getirilmek zorundadır. Ve bütün ücretlere insanca yaşanacak bir ücret için ücret arttırımı yapılmak zorundadır. Böyle bir toplu sözleşme önündeki engeller kaldırılmalıdır. Sendikalaşmanın önündeki engeller kaldırılmalıdır. Grev yasakları, sınırlamaları kaldırılmalıdır. Böyle olursa Türkiye işçi sınıfı, Türkiye emekçileri rahat nefes alır ve bu ekonominin pastasından da, bu ülkede üretilen değerlerden de hak ettikleri payları almak için bir yola girmiş olurlar. Ama izlenen bu politika tamamen yoksulluğa dayalı bir politikadır. Emekçilerin yoksullaşması ve emekçilerin emeğinin sırtından sömürülmesi üzerinden bir ekonominin şahlanışını ifade ediyorlar. Oysa böyle bir ekonomi politika olamaz ki bunun da gerçekten halk tarafından tepkisi çok yoğun arttığını gözlemliyoruz yani. Evet Erdal Bey, Günay Bey yoksulluğun her geçen gün arttığını ifade etti. Siz nasıl bakıyorsunuz? Yani Türk iş ekonomi politikalarını nasıl değerlendiriyor? Bu hayat pahalılığının önüne nasıl geçilebilir? Ya şimdi şu an mesela Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ki işte dolar artsın, yurt dışından yatırımcı gelsin. İşte yurt dışından yatırımcı geldiği zaman üretim artsın. Bunun üzerine bir ekonomik program yapmaya çalışıyor. Şimdi doların, euronun arttığı bir yerde ara malları biz gene yurt dışından alıyoruz. Petrolümüzü, doğal gazımızı yurt dışından alıyoruz. Bizim ara girdi mallarımız gene artıyor. Şimdi Türk paramız da değer kaybediyor. Şimdi çalışan emekçi başkanın da söylediği gibi
biz yurt dışındaki sermayedarlar gelecek, bizim Türk işçisini ucuza çalıştıracaklar, bizim emekçiyi ucuza çalıştıracaklar, alım gücü düşük olacak, Türkiye'nin ekonomisi yükselecek. Kimin sırtından yükselecek bu ekonomi? İddia ettikleri gibi işte çalışanın sırtından, çalışan alın derini gasp edecekler, alın derini hakkını ödemeyecekler, ülkenin ekonomisi yükselecek. Bu para kimin parası? Yurt dışındaki yatırımcının parası. Bir süre sonra Türkiye'de şimdi hukukun olmadığı bir yerde Türkiye'de yurt dışından gelen yatırımcılar Türkiye'yi sağlam bir temel üzerinde görmediği bir yerde bir süre sonra yapmış olduğu yatırımı, kazanmış olduğu para yurt dışına kaçırıyor. Kimin parasını kaçırıyor? Bizim ülkede ödüyor. Bizim ülkede kazanıyor. Bizim ülkenin işçisinin alın derini kasp ediyor düşük ücretle ödedikten sonra. Ondan sonra da ülkede ekonomi yükselecek diyor. Ben bunun bu şekilde ekonominin düzeleceğine inanmıyorum. Çünkü bizim bütün ara maddeler, bizim sanayicilerin bütün ara maddeleri, işte doğalgaz olsun, işte petrol ürünlerimiz yurt dışına gidiyor. Bunlara zam geldiği sürece, dolar da yüksek olduğu sürece ara mallar yüksek olacak. Burada bunu böyle yapacağımıza, biz köylümüze ucuz doğalgaz verelim, ucuz petrol verelim. Şimdi nasıl? Yatçıya veriyorsun mazotu %1 ile ama köylünün traktörüne gelince %18. Şimdi biz eğer Türkiye'de ekonomiyi canlandıracaksak önce üretime dayalı bir ekonomiye dönmemiz lazım. Tarıma dayalı bir ekonomiye dönmemiz lazım. Tarımı desteklememiz lazım, köylüyü desteklememiz lazım. Eğer köylüyü, tarımı, çiftçiyi desteklemediğimiz sürece, yurt dışından sürekli ithalat yaptığımız sürece bu işlerin sonu yok. Bir defa artık mesela ben daha farklı bir düşüncem de var. Köylü şehirlere göç etti. Niye? Hükümetlerin yanlış politikası da. Köy okulları kapandı. Köy okulları açılsa köyüne tekrar görürler. Eğitim olarak köydeki tarım, çiftçilikte desteklense ekonomi modeli ona dönmesini düşünüyorum. Yoksa Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediği gibi işte dolar gelsin, yurt dışındaki yatırımcılar yatırım getirsin. Getirdi ne oldu? Ucuz işçilik. Kimi ucuz işçi olarak çalışacaklar? Sizi bizi. Ondan sonra parayı yurt dışına kaçırdıkları zaman da dönüyoruz, dış güçler diyoruz. Yani bence tarıma dayalı bir ekonomi, üretime dayalı bir ekonomi ama devlet tarafından da İthalatçıları destekleyeceğine köylümüzü, kendi çiftçimizi desteklememiz gerektiğini inanıyorum. Ancak Türkiye'nin kendi ayaklarının üzerine basar, kendi üretimi olan, işte sattığımız kamu mallarını tekrar geri alamayız ama tekrar üretime dayalı kamu mallarını fabrikalar kurup devlet olması lazım, kontrol mekanizması olması lazım. Kontrol mekanizması olmadığı yerde işte unun çuvalı 400 lira olur, şekerin çuvalı 600 lira olur. Sen onu destekleyemezsen, sen onu piyasaya süremezsen ne olur? İşte dış güçler dediğimiz, kendi içimizdeki dış güçler onlar. Piyasayı belirlerler, halkı da fakirleştirirler. Ben tamamen üretime ve çift tarıma dayalı bir sistemle dönüşlerini düşünüyorum. Yani. Tabii şimdi aslında asgari ücret konusuna gelmek istiyorum. Aslında milyonların en çok merak ettiği konu bu. Aralık ayında en çok tartışılan, herkesin işte tahminde bulunduğu bir maaş oranı. Şimdi hayat pahalılığı artıyor, enflasyon rakamları yüksek çıkıyor diyoruz ama asgari ücretlinin alım gücü ne kadar düştü? Önce bundan bahsetmenizi istiyorum Erdal Bey. Ne düşünüyorsunuz bununla ilgili? Ya şimdi asgari ücretlinin alım gücü şu anda Türkiye'de en akın yapmış olduğu enflasyonun oranında %58. Bir defa en minimum %58 oranında bağımsız bir firmanın yapmış olduğu. En azından %58 oranında bir kayıp var ama markete gittiğimiz zaman, biraz önceki konuşmamda da söyledim. Yani çalışan işçi kesimi tamamen gıda, giyim üzerine bir harcama şeyi var. En yüksek enflasyonlar burada. Yani en az %50, %60 oranında bir kaybı var. Bu da ana yani yaşamını sağlayacak, yani hayatta kalabilecek, yani derler boğazını doyurabilecek seviyede olacak. Yani bana göre bu tabii %50-%60'ın üzerinde şu anki şeyde. Yani burada zaten bugünkü şartlarda asgari ücret, ben şöyle bir hesaplama yaptım. 1 Ocak'taki dolar kuru üzerinden bir de 30 şu anki dolar kuru üzerine oranlama yaptığımız zaman 5.117 lira olması lazım. Sadece dolardan kaybı. Yani enflasyonist oranında koyduğun zaman, %50 olduğu zaman da aşağı yukarı aynı rakamlara geliyor. Ama asgari ücretin şöyle de bir durumu var. Şimdi Türkiye'de
asgari ücreti artık bir kabul ücret olarak, ortalama bir ücret olarak ortaya koymaya çalışıyorlar. Aslında bu asgari ücret oluştuğu zaman bir kişinin en asgari geçimi, yani hani çocuğunu okula götürebilir değil, yaşamını, karnını doyurabilir en asgari geçim üzerinden hareket ediliyordu. İşte bir elektriğin ödesi, bir doğalgazın ödesi, bir de işte yaşamını gerisinde. Şimdi artık yaşanabilir bir ücret olarak tartışılıyor. Ve Türkiye'de de aslında en büyük toplu iş sözleşmeleri asgari ücretin belirlendiği toplu iş sözleşmeleri olmaya başladı. Yani asgari ücretin belirlendiği rakam toplu üst söz olmaya başladı. Çünkü niye? Yani Türkiye'de ben bunu yanlış eksik söyleyebilirim. Diyelim ki %15 örgütlü bir toplum varsa %85 örgütsüz bir toplum var. Sendikasız örgütsüz toplum tamamı asgari ücretle çalışıyor. Ve bu bir kişilik değil, dört kişilik bir aileye bakıyor. Yani benim asgari ücretle ilgili düşüncem, yani en az %50, %60 bu konuyla ilgili kayıp var çalışanlarımızın. Zaten dolar bazında açık hesapladığın zaman orta. Altında zaten hiç hesaplamıyoruz. O da aynı noktaya gelir. Enflasyonda da aynı noktaya gelir. İnşallah devleti yönetenler, ülkeyi yönetenler, sendikaların genel başkanları bunları baz alarak asgari ücretin yaşanabilir bir ücret üzerine gelmesi lazım. Yani anket yapmışlar. Valla bizim örgütlü olduğumuz veya bizim sahamızda sorumuzdan hiç kimseye bu asgari ücretle ilgili bir ankette bir soru soruldu, bana gelmedi. Kimde anket yaptılar o rakam? İşverenlerde yaptıkları rakamlar normaldir. Kimisi evet, iyimser. Yani ama yani ben %50, en az %50 asgari ücretin şeyde kaybı var. Sadece asgari ücretin o kaybı değil, bir de onun refahını yapmamız lazım. Bunun üzerine de bir refah payı olması lazım verilirken. Yani ben öyle düşünüyorum. Evet, Günay Bey, siz neler söylersiniz asgari ücretin kaybıyla ilgili? Yani asgari ücret, bütün genel ücretler zaten ciddi bir kayıp içinde. Yani ortalama bugün memlekette belli bir toplu sözleşmeyle belli bir ücreti olan işçi de ücreti yere gitti. Asgari ücretlinin ücreti daha az olduğu için o daha geriye düştü. Yani sonuç olarak orada asgari ücrette çalışan Türkiye'de yaklaşık 10 milyon işçi var. Bu işçilerin %99'u sendikasız, herhangi bir toplu sözleşmeleri yok, herhangi bir ek sosyal hakları, ek aylık aldıkları bir hakları yok. Sadece asgari ücretle çalıştıkları için, bir de fazla mesaiye kalıp 12 saat çalıştıkları için, yani kendi hayatlarından da ödün vererek çalıştıkları için, hafta sonları, pazarları da çalıştıkları için ancak ailelerini böyle geçindiriyorlardı. Bu ekonomik şartlar içinde daha fazla enflasyonun yükselmesi, gıda ürünlerinin her şeyin daha fazla artması onları perişan etti ve bütün emekçileri gerçekten şu anda dünü arar pozisyona getiriyor. Yani her geçen gün ne yazık ki dünü arayan, dün de biraz daha bu uygun fiyattaydı dedikleri bir noktaya geldi. Ama hani Türkiye'de asgari ücret ne yazık ki başkanın dediği gibi normal ücret pozisyonuna çevirdiler. Böyle bir durum var ve yani özel sektördeki işçinin de %70'i yine asgari ücretle çalışıyor. Bir de kayıt dışı işçiler var. Bunlar hiç asgari ücret bile alınmıyor. Yani asgari ücret bile verilmiyor. Bir de şu var zaten, mesela asgari ücrette yani dolaylı vergilerle birlikte, şu andaki asgari ücrette dolaylı vergilerle ve kendi vergisiyle, kendi kesintileriyle birlikte zaten 1000 liradan fazla bir para kesintilere gidiyor yani. Yani işin de bu tarafı var yani. Hani asgari ücret en düşük ücret diyoruz memlekette. Asgari ücretten vergi alıyoruz, bilmem ne alıyoruz, kesintileri arttırıyoruz, bir de vergi dilimlerine koyuyoruz. Sanki çok para kazanıyormuş gibi, hani çok artış, yıl içinde de artış olmuyor. Yani zaten eskiden 6 aydan 6 aya belirleniyordu, onu kaldırdılar. Yılda bir kez belirleniyor. Hani bir artışı da yok bir kez belirlendikten sonra, ama ona vergi dilimi koyuyoruz. Hani şöyle şuraya gelirsen %20 keserim, biraz daha ilerlersen %27 keserim tarzında. Bu, yani bu sistemin değişmesi gerekiyor. Asıl problem o. Dünyada ve Avrupa'da da aslında asgari ücret yani en az yani %10'u kapsayan bir ücrettir. Ama Türkiye'de asgari ücret neredeyse %60'ları 70'leri kapsayan bir noktaya gelmiştir. Bu da Türkiye'nin ekonomik olarak yani içinde bulunmuş olduğu durumu, ucuz emek şeyini ortaya koyuyor. Ama bunun tersten açıklaması da şudur Meltem Hanım. Türkiye'de sendikasızlaşmanın göstergesidir. Türkiye'de çok açık bir şekilde asgari ücretin bu kadar hani ön plana çıkıp bu kadar tartışmanın yapılmasının nedeni, hani 21. yüzyıla girdiğimiz bir dönemde diyelim böyle teknolojinin geliştiği, bilginin, ulaşımın, her şeyin olduğu bir dönemde demek ki sermaye ve iktidarlar
sendikasızlaştırma, işçilerin sendikasız kölece çalışmasını sağladıkları bir sistemin göstergesi oluyor. Biz bunu karşı bir mücadeleyi de vermeye çalışıyoruz. Ondan dolayı asgari ücretli de ve bütün ücretlerde ciddi bir kayıpla karşı karşıyalar yani. Tabii şimdi yakın zamanda bir açıklama yapıldı. DİSK, Hak İş ve Türk İş ortak bir açıklama yaptı asgari ücretle ilgili. Sendikaların asgari ücretle ilgili talepleri tam olarak neler? Evet Erdal Bey yine sizle başlayalım. Şimdi sendikaların asgari ücretle olan talebi bir defa asgari ücret yani Türkiye'de bir kişinin çalışan ücreti mantığında bakıldığı için ona yakışır mesela 5000 lira zaten bizim biri hesapladı, benim kendi hesapladığımda işte 5117 lira en az 5000 lira net olmalı yani. Bu asgari ücretten bir defa vergi alınmamalı. Şimdi asgari ücretli zaten yoksul yani açlık sınırı diyorlar, açlık sınırında asgari ücretli. Bu da bundan vergi alıyoruz. Yani asgari ücretteki kesinlikle vergiler ortadan kalkmalı. Şimdi asgari ücretli, işveren asgari ücretliye asgari ücreti ödüyor. Vergi kesintisi var ama işverenden kesildiği vergileri işveren gidip kendine bir mal aldığı zaman onu tekrar geri ödeve KDV olarak tekrar geri alıyor onu. Ama asgari ücretli ne yapıyor? Alırken, maaşını alırken vergisini ödüyor. Markete gidiyor, KDV'sini ödüyor. Suya gidiyor, KDV'sini ödüyor. Her yere, her kalemde KDV'sini ödüyor. Yani bunlar kesinlikle vergi dilimleri. Asgari ücretlinin vergi dilimi mi olur? Yani asgari ücretliye vergi dilimine giriyor. Bir de şimdi son dönemde bu AGİ muhabbeti ortaya çıktı. Ben buna müthiş karşıyım. Şimdi AGİ'yi maaşların içerisine koydular. Yani geçmişte vergi fişler toplanıyordu. O fişler üzerinden bir vergi dilimi üzerinde yıl sonunda devlete gönderiyordun. İadesini geri alıyordun. Şimdi bunu yıla yaydılar. Şimdi bir oranlaması var. Asgari ücretin oranlaması ayrı, üstündekinin oranlaması ayrı, daha üstündekinin oranlaması ayrı. Bu AGİ'yi de sanki zammış gibi algılattırıyorlar. Yani bu da doğru bir yaklaşım değil. Tabii. Sonuçta bu kişinin yıllardır yapmış olduğu harcamaları karşısında almış olduğu bir paraydı. Nasıl işverenler de bunu her şeyde işverenlere vergi indirimi, işte işsizlik ödeneğindeki parayı işverenlere işçi alın, size bunu verelim. Kullanın diye işverenlere destek sağlıyorsalar. Bence AGİ'nin bu rakamların da dışında kalması lazım. Çünkü AGİ bir zam olarak işçiye gösterilmemesi lazım diye düşünüyorum. Evet, Günay Bey siz neler söylersiniz? Şimdi DİSK 5200 lira. Evet, 5200 lira net talebimiz var ve asgari ücretin üstünde kalan ücretlere de 1000 liralık bir artış talebimiz var. İşte bunlar da vergi dilimlerinin düzenlenmesi, primlerin kesinti oranlarının düzenlenmesiyle çok kolaylıkla yapılacak şeylerdir diyoruz. Özel bir yasaya da gerek yok. Bu çok basit bir düzenlemeyle, bir gecelik bir kararnameyle, bu düzenlemeyle milyonlarca işçi de aynı zamanda asgari ücretin üstünde çalışan işçiler de bir parça üstünde çalışan işçilerin hepsi de bundan faydalanacaklardır. Asgari ücret başkanın dediği gibi yani birincisi asgari ücreti kadar olan boyuttan vergi alınmaması lazım. Bütün ücretler açısından geçerli. Asgari ücretin brütü kadar olan bütün ücretlerden alınmaması lazım. Ondan sonraki brüt ücretlerde %10'u da başlayan ve onu aşmayan bir vergi tarifesi olmasını talep ediyoruz. Şu anda bizim çalışan işçi arkadaşlarımız %15'te başlıyor. %20, %27 ve %35'lere çıkan vergi ödemesiyle karşı karşıyalar. Yani düşünün bir yıl içinde böyle bir vergi ve aynı zamanda başkanın anlattığı gibi dolaylı vergilerde, %18'lerde ÖTV vergileri, özel tüketim vergileri vesaireyle yani yaklaşık bir işçinin gelirinin %50'sine yakın, 50'sinin üstünde vergi ödeme yapıyor. SSK ve dahil bütün ödemeleri buna geliyor. Yani böyle bir sistem olur mu yani? Bir insanın aldığı ücretin yarısından fazlasını devlete veriyor yani. Böyle bir sistem ve hani biz hani yıllardır veriyoruz da bunun karşısında eğitimde parasız mı? Değil. Sağlık ücretli mi? Ücretli. Otobanlarda aracımızla gidiyoruz. Paralı. Yani bir köprüden geçiyoruz. Yani bu verdiğimiz vergilerin karşılığında da hani bir şey olarak da aldığımız söylenebilir mi? O da bir tartışma konusu. Onun için vergide adalet gerekiyor ve asgari ücrette de aslında asgari ücretin insanca yaşanacak bir noktaya gelmesi de vergi sisteminin düzelmesiyle de olacak bir şeydir. Ve bugün asgari ücret insan oranına yarışır bir noktaya gelmesi, ailesini dikkate alınması gerekiyor. Şu anda veriler tartışılıyor. İşte geçen
bakanın açıklamasını takip ettik, baktık hep birlikte. Yani çok böyle rahat. Yani işte araştırmalar yaptık, işte işverenlere sorduk, işçilere sorduk. Başkan dedi doğru, bize soran da yok. Bize de soran yok yani. Yani asgari ücreti nasıl istersiniz? Orada soruyorlarmış da işçiler, işte bir kısım işçi 3500-3700 olur diyormuş. Yani böyle bir şey, işçi profili bizde yok yani. Yani makul de değil yani aslında. Bundan dolayı bizim asgari ücretin insan oranına yarışır bir asgari ücret olması ve bütün ücretlere, asgari ücrete gelecek zam oranında bir zam yapılacak bir yasal düzenlemeye de ihtiyaç var. Ve vergi sisteminin bir an önce asgari ücretin açıklanmasıyla birlikte 1 Ocak itibariyle düzenlenmesi kesinlikle gerekiyor. Bunun için de biz var gücümüzle sokaklarda, meydanlarda, iş yerlerinde mücadelemizi devam ediyoruz. Programımızın sonuna doğru geliyoruz Günay Bey, ama az önce söylediğiniz anketle ilgili ben bilgi vermek istiyorum. Bakanlık anketi yapmış işverenlerle. İşverenlerin %34'ü asgari ücretle ilgili 3501 lirayla 3750 lira arasında olması gerektiğini söylemiş. Yine işverenlerin %19.3'ü 3251 ile 3500 lira arasında olması gerektiğini söylemiş. %13.7'si de 3751 ile 4000 lira arasında olması gerektiği yönde bir görüş bildirmiş asgari ücretle ilgili. Tabii çalışanlara sorulan sorulara verilen cevaplar neler bunları bilmiyorum. Bununla ilgili bilgi elimde yok. Ama son olarak da programın sonuna gelirken şunu sormak istiyorum. Tabii söylediğiniz rakamlar var şu kadar olmalı diye, ama biz de röportaj yaptık, sokak röportajı yaptık. Vatandaşlar ortalama 4500 lira gibi bir beklentisi var. Tabii olur mu olmaz mı bilmiyoruz, ama sizce ne kadar olacak asgari ücret? Erdal Bey, önce size soralım, sonra Günay Bey'e sorup programımızı kapatalım. Ya aslında bir rakam var mı? Aslında siz halktan aldınız 4500 lira. Tabii halkın sesi 4500 lira, ama ben iyimser öngörümü yapıyorum. 3800'ün üzerine çıkacağını düşünmüyorum. Teşekkür ederim. Günay Bey, sizin tahmininiz yani, var mı bununla ilgili? Yani tahmin yapmak çok şey değil, ama burada birkaç bariyer var. Bir, AGE'nin duruma geleceği, ikincisi vergiyle ilgili bir düzenleme olup olmayacağı. Bunlar çok önemli iki barem. Ama şu hükümetin gidip işverenlere asgari ücreti nasıl istersiniz diye sorması bence bir iktidar açısından hani hakikaten ne kadar kötü bir noktaya düştüklerini gösterir. Siz halkın oylarıyla oraya geldiniz, emekçilerin oylarıyla oraya geldiniz. Siz işverenlerin oylarıyla gelmediniz. Onun için bunu işçilere soracaksınız. İşverene sormanıza gerek yok. Bence asgari ücret insan onuruna yarışır bir ücrete gelmek zorundadır. Bizim mücadelemiz de buradadır. Yani şu anda bir tahmin söylemem çok doğru olmaz gibi görünüyor. Peki, çok teşekkür ederim programımıza katıldığınız için, verdiğiniz bilgiler için. Evet, STV izleyenleri, Yazışırı programının sonuna geldik. Programımızın bugünkü konukları DİSK Eskişehir Bölge Temsilcisi Günay Ayaz ve Türk İş'e bağlı Kristal İş Eskişehir Şube Başkanı Sayın Erdal Akyazı'ydı. Konuklarımızla bugün enflasyon rakamlarını, asgari ücreti ve hayat pahalılığını konuştuk. Herkese iyi bir hafta sonu diliyoruz.